Değerli arkadaşlar, sizleri birazdan babamla beraber Almanya ile Türkiye arasındaki kıyaslama videosuyla karşı karşıya bırakacağım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar, herkese selam. Misafirimle beraber, babamla beraber yine yola çıktık. Bu kamera babamı çekiyor. Ah, çarpmamam lazım. Görüntü kaybolmasın, kötü olmasın. Arkadaki kamerada yol çekiyor. Umarım iyi çekiyordur. Görüntüye devam edelim. O direksiyonu kendi iner. Koltuğu ısıtır. Soğutur. Çok güzel. Masaj yapar. Daha ne söyleyeyim sana? Şu kafa ayarlıklarını bile şey yapar. Kendisi otomatik tuşlarla yapabilir. 2011 yılındaki teknolojinin son noktası BMW kullanmış. Ses sistemi de 10 numara. Zaten onu görmüştün. Şöyle bir yola çıkalım. Nereye doğru gideceğimize yolda karar veririz diye düşünüyorum. Silelim. Depomuzu doldurduk. Hafif yağmur yağdı ama hala yağıyor. O yüzden sakin gideceğiz. Arabayı benzinlikten çıkardıktan sonra arkadaşlar hafif bir gazladım. Babamlar, annem de arkadaydı. Emniyet kemerlerini bağladılar. Keşke o anları kaydedebilseydim. Annemin çok hoşuna gitti. Var mı sizin anneniz böyle mi? Şöyle sağdan gidelim. Baba, bu video sohbet videosu olsun bizim. Madem hava böyle şey. Tamam, olsun. Hani konuşmuştuk ya. Şimdi hava güzelleşince böyle bir gazlama videosu yaparız. Şimdi yağmur var. Bu videoda babamlar arkadaşlar geçen çarşamba geldiler. Çarşamba günü akşam 4'te. Kısmet olursa bir sonraki pazartesi dönecekler. Biz de mesaiyi bitirdik bugün. Babamla bir sohbet edelim dedik. Her zaman birbirimizle konuşurken aklımıza şeyler geliyor. Ya işte babam durduk yere diyor ki, ya diyor, bu böyle değil Türkiye'de diyor, veya burada bu böyleymiş diyor. Oradan hani laf laf açsın diye şey yapıyorum. Burada hani sen geldiğinden beri baba ilk defa yurt dışına çıktın. Suudi Arabistan dışında değil mi? Evet. Öyle biliyorum. Evet. Daha doğrusu Suudi Arabistan'a giderken Irak'a da gitmiştin yol üzerinde. Irak'a gitmiştik, evet. Bağdat'ı falan görmüşsün orada herhalde. O zamanın dışında, onun dışında ilk defa yurt dışı tecrübesi oluyor babama. Baba. Oraya da zaten karayoluyla gitmiştik. Evet. Gidiş 5 gün sürmüştü. Böyle gezer geze, ziyaret ede ede o şekilde Sen o zaman kliması hacca olmayan, gitmiştin değil mi? evet Evet. kliması olmayan bir otobüste fan açıyorsun, sıcak hava geliyor dışarıdan. Bu sefer camlar açıyorsun, yanıyorsun. Otobüsün motorunu rahatlatmak için fan açıyorlardı o zaman herhalde o. Sıcak havayı içeri verdiğine göre. 302 Mercedes o zaman meşhurdu. 302. O zaman 302 Mercedes'ti ama yine o zaman klima yoktu arabada. Niye bilmiyorum yani. O sıcakta bir de Ağustos ayında gittik. Orada sıcaklık 50-60 derece. Of. 50-60 derecede hacca gitmiş. İmkanlar da babam yine anlatır. İmkanlar dahilinde kasap olarak eskiden meslek üzere gidiliyordu değil mi bak? Evet, Yani kasap gidilebiliyordu. olarak, evet, kasap olarak gittim. 3 günde kurban, zaten bayram zamanı 3 gün çalıştık. 3 günde bitiyor zaten kurban işi. Ondan sonra ibadet ne yapıyorsun? 3 günde yani tam saat 6'şer saat olarak çalışıyorsun. Yani 12 saat çalışmıyorsun. Diğer zamanlar sana kalıyor. Yoruluyorsun zaten, dinleniyorsun, ibadet ediyorsun. İşte ilginç yerleri görmeye çalışıyorsun. Başındaki bizi götüren abi daha önce gittiği için tecrübesi var. Yıl kaç? 80? 87. 7. Ben doğmadan 3 yıl önce. Evet. O il nasip olmuştu işte, öyle bir vesileyle gidip geldik. Yani o zamandan sonra, hatta arkadaşlar bir detay da, zamanında kasap göreviyle babam gittiği için ona orada ücret de vermişler. Evet, ücret verdiler. Şimdi kasap olarak Şimdi gitmek istiyorsan. de gitmek istiyorsan götüren şirket senden para alıyor. Evet. Götürdüğü için.
öyle bir şey getirmişler. Arz talep dengesi tamamen değişti arkadaşlar. Zamanında evet, kasap bulunmazmış. Şimdi tabii oralar meşhur. Herkes gitmek istiyor haliyle. Parasını verip yine de normal yoldan olarak gitmekten çok iyidir. Düşük bir rakam alıyorlar. Normal olarak kaçta gitsen zaten büyük bir 200 bin lirayı falan aşağı yukarı buluyormuş şimdi. Arda Pazar diye bir YouTube'cu var. YouTuber. İzledik bin, ya geçen bin dolar falan arıyorlarmış galiba şimdi. 1500 öyle bir şey. Evet. Yine pahalı. Pahalı. Umre pahalı. Ya umre o kadar pahalı değil de hac çok pahalı. Gerçekten hac çok pahalı. Hacca baktım 7000 dolar. Başka bir ülkeye geziye gitsen o şekilde çok daha ucuz gidersin. Hani hac olduğu için Müslümanlar hani gitmek zorunda. Şartı farzı yerine getireyim diye uğraşıyor. Hiç olmazsa ömrümde bir defa gideyim diyor. Mecbur gelecekler diye istediği rakamı koyuyorlar. Müslümanlar da kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdi şey çıkarmış yasa olarak. Hristiyanlar normalde haram bölgesine giremiyorlardı. Hristiyanlar, Yahudiler biliyorsun. Evet. Şimdi o yasağı kaldırmış. Haram bölgesine turistik seyahatle gidebiliyorsun. Arda Pazır diye bir YouTuber var. Daha yeni gezdi oraları. Senden bir videosunu izlemiştik hatta. Hatırlarsın. Evet, evet. O çocuk gösterdi. Kendi başına sadece Suudi Arabistan hava yollarından uçak bileti almış. Kapıda 120 dolar ödemiş vize için. Hem Mekke hem Medine, Cidde, oraların hepsini gezdi geldi şimdi çocuk. Kendi başına da oluyor demek ki o işler. Şu anda kendi başına da oluyormuş tur olmadan. Her neyse babam işte o zaman Suudi Arabistan yurt dışı olarak görmüştü ve anlatırdı. Yolları falan çok iyi, tünellerin yolları değil mi? Ben hatırlıyorum senin anlattığını. O zaman yollar ta o zaman 87'de yollar kaymak gibiydi. Arabanın hiç sesi çıkmıyordu yani. Böyle diye ses duyuyordun. O da şey lastik sesi. Sadece lastiğin sesi. Hiç böyle çukur mukur bir şey yoktu o zaman. Şimdi daha güzeldir. Irak nasıldı? Irak'tan gittiniz ya. Irak nasıldı o zaman? İran yolları da güzeldi. Irak'ta şimdi İran-Irak savaşı olmuştu ya. Evet. Daha önceleri o şey aynen duruyordu. Hani savaş daha dün olmuş gibi sanki. Öyle evet, duruyordu. Hiç şey yapmamışlar. Değiştirmemişler. Evet. Şimdi de herhalde değişmiştir. Öyle değil. O savaş 70'lerin sonunda mı olmuştu baba? Sen hatırlıyor musun? Ya tarih olarak tam olarak bilmiyorum ama da. Ama 85'ten önceydi herhalde. Tabii önceydi ki. Evet. Bizim yollar falan çok sonradan gelişti o zaman Türkiye'de. Yollar çok hoşuma gitmiş. Mekke-Medine arası yol 500 kilometre. Tam 500 kilometre. Yolu bir gör. Yol kaymak. Hiç araba tıp diye ses çıkmıyor ya. O evet, kadar mükemmel yapmışlar o zaman. O zamanlar Almanlar mı yapmıştı? Öyle bir şey demişlerdi. Yollar Almanlar yapmıştı ya. Valla bu arada M5 bak görüyor musun? Oo, çok tatlı görünüyor. Şimdi de işte kısmet bugünlerde ben buradayım 3,5 yıldır arkadaşlar. Babamlarda da yeşil pasaport var. Babam benim emekli memur. Bu taraflara gelmeye kısmet oldu. Bizi ziyaret ediyorlar 10 gün civarında. Hep konuşuyoruz işte farklılıkları. Ben direkt sana lap diye soracağım. Almanya'da geldin Almanya, indik uçaktan, indiniz eve getirdim. Hani o günden bugüne şöyle aklında kalan en dikkat çekici şey ne? Kıyas edecek olursan yeni bir şey olarak her şey yani. Orada şuna bir yol verelim. En dikkat çekici olan şey trafikte herkesin kurallara harfiyen uyması. Bizdeki kurallardan biraz farklı sizin kurallar ama sizinkiler olması gereken bu demek ki. Hiç kimse kimsenin hakkına tecavüz etmiyor. Herkes hakkını bekliyor. Sırada beklemekse bekliyor. Markete gidiyorsun, herkes sıraya giriyor. Bir itiş kakış yok değil mi? Acele yok. İtiş kakış yok, acele yok. Kimse kimseyi kazıklamıyor. Benim görebildiğim kadarıyla. Şey kuralı mesela çok enteresan. Seninle de konuşurken, camiye doğru götürürken. O kavşak kuralı mesela. Aslında Türkiye'de de o var. O kavşak geçerli. Kavşak kuralı evet. O tam çok ilgimi çekti. Nasıl şimdi? Soldan girene hep izin veriyorsun. Hep izin veriyorsun yani. Karşıdan gel. Aslında o kural Türkiye'de de var da kimse uygulamıyor. Kimse uygulamıyor. Burada gerçekten kurallara benimsemişler. Herkes uyuyor. Uyumayınca hemen dikkat çekiyorsun zaten. Marketlerde fiyatlar da o dikkatini çekmişti senin. Fiyatlar da aşağı yukarı Türkiye'den biraz farklı ama. Mesela et fiyat, kasaba gittik. Mesela et fiyatları Türkiye'de şu an diyelim bir koyun etinin fiyatı 400 lira bandında. 380-400 lira. Koyun civarında. Neyi mesela? Kuzu kol koyun, mu? Koyun but, koyun kol mesela. Evet. 400 lira civarında kilosu. Buradakileri hesap ediyoruz. Yine aynı fiyata geliyor aşağı yukarı. Evet. Tavuk cinsinden mesela kanat
herhalde 150 lira falan Türkiye'de. Burada da dün gördük işte 5 euroydu. Burada da 5 euro gene 150-170 lira falan yapıyor herhalde. 165 yapıyor şu anda. Yani çok bir fark yok ama başka şeyler farklı olabilir tabii. Arabalar mesela, ucuz tabii zaten. Peynir fiyatları falan farklı olabilir, ona bir şey demiyorum. Özellikle market, Türk marketin birinde zeytine baktım. Bizim İstanbul'da kullandığımız Marmara Birliği'nin böyle... Sele zeytini. Kuru sele diye bir zeytini var. İstanbul'daki A101'de kilosu 160 lira. Gelmeden daha önce almıştım. Evet. Burada da tam iki katı. Burada Türkiye'den direkt gelmesi gereken şeyler çok pahalı. Evet. O zaten yoldan dolayı pahalı. Şu geçsindir. Yoldan dolayı zaten pahalı oluyor. Ama hani burada da üretimi olan et mesela burada da üretilen etin o uygun. Mesela peynir kilosunu ben sana söyleyeyim. 4.7 euro. 5 euro. O da 150 yapar. 150 lira yapar kilosu. Yani 150 lira yaparsa pahalı değil o zaman. Sizin orada nasıl? Türkiye'de mesela ben Tarım Kredi Market'ten alıyorum yarım kilo. 500 gram 130 lira falan. Yarım kilosu. Gram. Evet. 500 lira mı 130 lira falan. Demek ki yani peynir daha pahalı kaldı. Peynir çok pahalı Türkiye'de. Ama değil. Belki sen iyi, çok iyisinden alıyor olabilirsin. Çok süper değil ama yani yenilebilecek peynir. Evet. Ezine peyniri dediği tabir ettiğimiz peynir var ya. Evet evet evet. Çanakkale'nin işte o ayarda bir peynir. Yarım kilosu 130-140 lira o civarda. Evet. Yani kilosu da 280'e geliyor. Bir kamera dayanamadı arkadaşlar. Bir 180 yaptık. Bu kamerayı babamdan ben rica edeyim geri yerine koysun. Şuradan araya sok baba aynen. Zaman. Momentum'a kamera dayanamadı. Tamam, babamı geri yine çekiyor. Havada yer kurudu biraz arkadaşlar. O yüzden bir basayım dedim. Peynir öyle. Etler öyle. Yani şu çıkıyor ortaya. Sen orada emekli maaşı alıyorsun değil mi? Evet. Başka bir gelirin yok. Kendin çalışırsan çalışırsın. Emekli maaşımla Türkiye'den alışveriş yapmayla buradan alışveriş yapma arasında senin gelirinle hemen hemen bir fark yok o zaman. Çok az %10 çok %20 fark var. Evet, çok az bir fark var. İşte bunu ben hiç anlayamıyorum ama bunu anlayabilen zaten ekonomiyi kaldırır Türkiye'de. Ben çözemedim. Türkiye'de yani son 2 yılda ekonomi alt üst oldu. Yani fiyatlar 5'e 6'ya katladı. 5'e 6'ya. Evet. En az 5 kat. Of. Mesela ev kiralarının bahsedelim. Kaça oturmuştunuz ilk girdiğinizde? Benim oturduğum ev 2000 liraydı. Çekmeköy demiyorsun değil mi daha sonraki? Çekmeköy demiyorum. Çekmeköy tamam. Çıktık da 6 sene oturduk orada. Tamam. 2000 liraydı herif 10 bin lirasıydı o an. Evet. Ben de zaten tepem attı. Dedim 10 bin lira vermem. Zaten o zaman da yasalar %25 artış getirmişti. Evet. Ben de dedim ev sahibine. Bak dedim, devlet %25 artış yapabilirsiniz diyor. Fakat ben sana %35 yapacağım. Hatırlıyor musun? Ben seni eleştirmiştim hatta. Niye evet. %35 yapıyorsun %35 devlet onu? %35 yapıyorum. Evet. İstersen git mahkemeye ver dedim. Evet. Bir sene daha oturduk. Bir sene dolmadan ev almak nasip oldu. Ev sahibine dedim çıkıyorum. Zaten memnun oldu çıktığım için. Tabii. Kaça vermiştir? En az 10 bin liraya vermiştir yani. Belki daha yukarı vermiştir. Peki emekli maaşı 4 katına çıktı mı? Çıkmadı. 2 katına hiç. Çıktı mı? Çıkmadı 2 katına. 2 katına bile çıkmadı işte bu problem. İşte böyle kıyaslamaları görüyoruz arkadaşlar. Babam şimdi ben 3,5-4 yıldır burada olduğum için o kıyası kaybetmiş olabilirim gözümde. İşte burayı da ben çünkü bazen eleştirmeye başlıyorum. Arkadaşlar da beni eleştiriyorlar. Lan gittiğin yeri de mi beğenmiyorsun falan gibisinden. Babam şimdi iki tarafı da görebiliyor. Burada da sonuçta bir yaşantı olmadı ama alışverişe beraber gidiyoruz hep. Araba fiyatlarına beraber bakıyoruz. Yollardan beraber gidiyoruz. Onun o gözlemlerini ben merak etmiştim. Sağ olsun. Şimdi o da... yaşadığınız yerin havalanından indik, eve geldik. Evet. Yani bura sanki bir Çukurova bölgesi gibi. Dümdüz. Hiç yokuş yok, evet. İniş yok. O kadar çok bisiklet kullanımı var ki. Arabalarda zaten Almanların kullandığı arabalar çok lüks araba değil. Baba görgüsüz olan bizmişiz değil mi? Hiç Almanlarda lüks yani, araba yok. Lüks arabaya gerçekten Almanların kullandığı araba bakıyorum böyle Hyundai, Opel, efendim Dacia Duster bile var, Renault var. Evet. Fransız arabaları var. Hani
böyle çok kaliteli olmayan mesela arabalar. Mesela bunu böyle zannetmiyordun değil mi gelirken? Yok ben öyle de yürüdüm. Herkeste Mercedes BMW vardır. Aynen. Almanlar ondan sonra kendileri üretiyor. En iyilerine biniyorlar da diye düşünüyordum. Fakat öyle değilmiş. Kendileri bakıyorum. Golf'ün en küçüğüne biniyor. En küçük bir ufacık mini minyatür gibi bir araba var. Gördüm sokakta ona biniyor. Opel'in küçük arabaları. Hyundai. İşte Volkswagen'in küçük arabaları. Hiç beklediğim gibi değilmiş yani. Halk gerçekten mütevazı bir şekilde yaşıyor. Çok lüks yok halkta. Lüks bizim Türklerde herhalde. Türklerde, Balkanlarda, Araplarda. Beni görmüyor musun bak? Evet. Okudu, eğitim aldı, geldi falan filan. Ona rağmen gözü en güzel arabaya binebilir miyim de. Değil mi? Aynen. Türk olarak işte bu yani. Örneği bu. Hani Mercedes'e bindi onu beğenmedi gitti BMW 7 aldı falan yani. O içimizde. Niye bizim öyle? Çünkü biz doyamadık baba Türkiye'de. İyi arabaya binemedik. Hiç binemedik yani. Hani bunun keyfini alamadık. Bu Almanlar istese alasını alır. Alasını alır. Bizden tabii ki en iyilerini alırlar. Ama demek ki şöyle bir şey var. Alabiliyor olmak bir olgunluk getiriyor. Biz evet. Hiç alabiliyor pozisyona gelemediğimiz için Türkiye'de. İşte benim en iyi araba Opel Insignia'ydı. Passat almıştım bir ara biliyorsun. O da tüplüydü Insignia. Tekleyip duruyordu. Almanlar tabii ki biner, kazançları mutlaka herkesin yerindedir ama ya idare eden varken niye bineyim? Herhalde öyle düşünüyorlar. Öyle düşünüyorum. Yaşlılıklarını çok düşünürler. Geleceklerini çok düşünürler. En kritik şey benim buraya geldikten sonra fark ettiğim Almanlarla Türkler arasında. Baba ben buraya yaşamaya başladığımdan itibaren gelecekte ne olacak onu düşünmeye başladım. Türkiye'de yaşarken yarınlar yokmuş gibi yaşıyordum. Çünkü Türkiye'de ne olduğunu ne olacağını böyle planlayamıyorsun ya. Çok güncel, hızlı gelişiyor hayat. Evet. Pahalılık gelebiliyor, kriz gelebiliyor, deprem gelebiliyor. Ne bileyim yani bir sürü hemen seni etkileyen, senin dışında olan bir sürü gelişme olabiliyor. Türkiye'de de gerçekten son 2 yılda hiç beklenmedik şeyler meydana geldi. Baba burada da oldu. Ama fiyat farkını ben sana söyledim. 1 euroydu yağın fiyatı, 1 litre. 2 euro 20 sente kadar çıktı. Bak çıkar, çıktı. Şaşırdık. Şu anda 1 euro 30'a düştü. Ne oldu? 1 eurodan 1 euro 30'a çıkmış oldu. Evet. Bu süreçte. Şimdi Türkiye ile kıyaslayamıyorsun işte bu noktada. Türkiye'de bir de enflasyonun dışında döviz kuruyla ilgili de problem var. Her şey yurt dışından geldiği için. Mercimek bile yurt dışından geliyor. Ne olacak yani? O yüzden burada biraz kazancının dışında bir gelirin olmayacağını anlıyorsun. Bugün harcamadığını yarın da harcayabileceğini biliyorsun. Vatandaş Türkiye'de şey yapıyormuş. Yani ben bugün almazsam yarın geç olabilir. Biliyorsun çünkü yarın öbür gün fiyatlar ikiye bir değişiyor marketlerde. Bir ara herkes araba alıyordu. Yani durumda ihtiyaç malzemelerinde bakıyorsun ki bir aldığın malzemeyi bir dahaki aynı fiyata alamıyorsun. Hemen zam geliyor. Ne oldu da zam geliyor diyorsun. Yani bunun hepsi enflasyonla alakalı değildi. Açgözlülük de var değil mi? Açgözlülük var tabii ki. Yani hadi benzin fiyatlarına zam geldi. Benzin dışarıdan gelen bir şey. Ama ne oluyor da senin malzemene zam yapıyorsun daha? Bir şey yok ortada diyorsun. Ama işte kim anlatacaksın bunu? Şeyden daha fazla yapıyorlar değil mi? Şimdi mazota zam geliyor. Tamam. Malzemeler de kamyonlarla geliyor. Bundan dolayı biraz para alması lazım. Doğru. Yani maliyetlerin değiştiğini kabul ediyorum. Ama sanki bu orandan daha fazla zam daha yapıyor. Daha fazla. Marketler olsun, tabii. Mağazalar olsun daha fazla zam yapıyorlar. Akaryakıt birazcık etkisi olabilir belki ama. %10 etkisi varsa %30 artırıyorlar. Her gün zam gelmiyor ki yani senin alışveriş yaptığın marketten bakıyorsun fiyatlar her gün değişiyor ya. Her gün değişiyor. Çok enteresan ya. Bununla bir türlü önüne geçemediler. Ne olacak bilmiyorum hani gidiş. Arabanın tekeri patlamış. Evet patlamış. Baba inşallah iyi olur. Bizler de ilerleyen yıllarda, önümüzdeki yıllarda memleketimizde çalışmak isteriz. Bu böyle gitmez inşallah düzelir. İnşallah. Benim biliyorsun çalıştığım firma uluslararası bir firma. Bizim Türkiye'de bir sürü yerimiz var. Ben istiyorum ilerleyen yıllarda şu an bir ufak bir yöneticilik pozisyonuna çalışıyorum. Daha ileride daha iyisi olur belki Türkiye'ye bizim göre. Bizim Yenidoğan'da bile Schneider Electric'in yeri var. Ha, ismini söylemeseydin iyiydi. İfşa ettin beni. Olsun arkadaşlar. Schneider Electric'te çalışıyorum arkadaşlar ben. Türkiye'de de yerleri var. İstiyorum ilerleyen yıllarda. Yani neyi özlüyorum abi biliyor musun? Hani biz seninle Üsküdar'a gidiyoruz. Ben gidiyorum, sen gidiyorsun. Aynı anda gitmemiş de olabiliriz. Oradan hani
paça falan alabiliyoruz, akşam gelip pişirebiliyoruz. O özgürlüğümüz var ya, hep ulaşılabilir. Tertemiz. Evet. Hep ulaşılabilir. Veya işte canımız çekti, çorba içeceğiz. Gidiyoruz, ulaşılabilir. Gecenin 12'sine acıktık, ulaşılabilir. Veya işte Adana'da, sen denemedin mi acaba hiç soyuş? Yok. Ben mesela soyuşu ilk defa denedim İzmir'de, sonra Adana'da yedim. Hani öyle şeyleri ben çok özlüyorum. Kebabın iyisini özlüyorum. Burada kebabın iyisini bulamıyoruz. Dönerin iyisini bulduk ama, değil mi? Ha, döner güzeldi. Döner güzeldi. Evet. Onu da bizim Türkler yapıyor. He. Gayet güzel yapmışlar. Aynen, babamla bir döner yiyelim arkadaşlar. Babama söylemedim de bir döner yiyeceğiz şimdi, gidiyoruz. O dönerciyi ben çok sevdim ya. Babamla bir daha tadalım şöyle. Bizimkilere, kızlara, annemlere attık, atlattık arkadaşlar. Kaçtık evden. Yani o şeyleri özlüyorum ama. O lezzet kalitesini özlüyorum. Ama tabii arayınca burada da bulunuyor bir şeyler. Ya burada da bulunuyor da işte buradaki kalite oradakini tutmuyor. Biraz da pahalı. Evet, evet. Geçen ona da baktık da bir tık pahalıydı döner, yine baktık ya sana. Evet. Hosta'daki, Bayramoğlu'ndaki, Hosta'yı geç, Bayramoğlu kalitesine gittiğimiz yer. Bir tık Bayramoğlu'ndan pahalı. O da ne kadar biliyor musun? %10 falan. Bu arada bir yedilik daha gidiyor. Dizel olabilir. Tek tarafta egzoz var. Böyle artık şey yapıyorum. Hemen gözüne takılıyor, hemen gözüne değil mi? Takılıyor. Frankfurt'a geldik. Video 20 dakika olmuş. Oo, konuşmaktan hemen hızlı geçiyoruz ama baba seninle. Arkadaşlar, babam yanında diye söylemiyorum. Ben 3,5 yıldır ailem ne zaman gelir beni görür diye çok böyle istiyordum. Hepimizin hayatta zorlukları var. Zor zamanlar geçirdik. Ama o kadar istiyordum ki hani gelseler, bizlikle zaman geçirsek burada. Ona kavuştum. Çok mutluyum o yüzden. Çok keyfim yerinde. Pazartesi gidecekler diye böyle gidişinin yaklaştığı tarih böyle beni strese sokuyor, üzüntüye sokuyor. Ya biz de sizi görünce memnun olduk, mutlu olduk. İnşallah sağlığımız yerinde olur. Allah ömür verse yine gelir. Yine yine gelir. Yani gelmeyecek bir yerdir. 3 saat, nihayetinde 3 saatte Ankara'ya geliyorsun. Gitmekten kolay geldin değil mi baba? Evet. İstanbul'dasın sen. Ankara'ya gitmekten kolay oldu. Ankara'ya arabayla 4,5-5 saatte gidiyoruz. Bir de yoruluyorsun üstüne araba sürüyor. Havşatın çıkıyor zaten. Arabada bir de BMW olmayınca. O da olur inşallah da Türkiye'de işte. Bizim de olmadı. Şimdi burada bu aralar arkadaşlar 1 Mart'tan itibaren mavi kartlı olan insanlar için, mavi kart ile gelen, işte blau kart yani, buraya gelenler bilir benim ne demek istediğimi. Kalifiye personel olarak gelenlere devlet burada mavi kart veriyor. Onunla geliyorsun. O senin oturum izni almanı, vatandaşlık sürecini, ne bileyim böyle şeylerini kolaylaştırıyor. Bize bir tane güzellik yapıyor şimdi devlet. O güzellik de şu. Ailemize de oturum izni çıkartacak. Başvurulduğu takdirde. Mart'tan itibaren başlıyor. Bu arada Kia'nın merkezini görüyorsun baba. Evet. Mart'tan itibaren başlıyor. Ben de onu takip edeceğim. Hani babamda yeşil pasaport var. Onların gelmesi gitmesine hiç sorun yok. 3 aya kadar rahatlıkla kalabiliyor. Sonra 3 ay Türkiye'de kalması lazım. Sonra tekrar gelebiliyorsun baba. 3 aya kadar hiç kimse sana soramaz yani bir şey. Niye gidiyorsun, niye geliyorsun diye. Ama olur ya, ailesinden sürekli vizeyle gelmek zorunda olanlar, kısa sürede vize veriyor diye şikayet edenler, oturum izni çıkartabilirsiniz. Tabii ki onun şartları netleşince öğreniriz. Öğrendiğim zaman da size paylaşırım ama ben de babamla annem için öyle bir şey istiyorum. En azından şey hakları olsun, hani sağlık imkanlarından burada faydalansınlar. Yani şimdi geldiklerinde biz yapmadık ama sağlık sigortası yaptırsaydık baba, buradaki sağlık imkanlarından yararlanabilirdiniz. Ama her seferinde gerek yok. O oturum iznine başvururuz belki. Öyle bir şey var. Konuşacaklarımız bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biz babamla bir atıştıralım. Daha sonra havalar güzel olursa bir video çekeriz. Yol videosu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.